Hamburg'da ortada büyük bir göl var, yapay olmasına rağmen. Bu biraz böyle İstanbul havası yaratıyor, bir boğaz havası. Yani İstanbul'da demeyeyim de biraz da İzmir'e benziyor mesela Hamburg. Mühendislik okumak istiyorsanız ve büyük şehir takıntınız yoksa küçük şehirler de yani çok iyi. Özellikle Aachen, Karlsruhe. Karlsruhe çok zor. Yani insan oraya gittiğinde annesinin veya babasının artık evde işleri kim yapıyorsa onun bir değerini, onun sorumluluğunun ne olduğunu çok iyi anlıyor. Yani yurtta kalıyorum. Lavabom küçücük, pencerelerim sığmıyor. Büyük bir sorun mesela. Yani İnsan o an mesela dersi düşünmeniz gerekiyor ama daha gibi bulaşık birikmiş ve okuyanlar olsun işte ekonomi okuyanlar olsun. Onların bölümlerinde daha internasyonel bir hava var. Daha böyle farklı yerlerden gelmiş bizim gibi yani biz de sonuçta Türkiye'den oraya gidiyoruz. Öyle öğrenciler var. Orada biraz daha arkadaşlıklar rahat kuruluyor. Bir de 300-350 kişilik bir amfide yani tanışmak, görüşmek bir de oraya gittiğinizde zaten biraz işte ne bileyim dilim acaba yeterli mi, benimle dalga geçerler mi? İnsan endişeleniyor. Tabii o endişeleri atlattıktan sonra arkadaş edinmek kolay. Hani daha rahat. Ama bu biraz işte 3-4 ay sürüyor belki. Bir de yemekhane iyi değil. Oradan söyleyeyim. Almanya'ya gittiğinizde eğer Almanca öğrendiyseniz, Türkiye'de Almanca bilen insan sayısı gerçekten çok az. Burada hani Almanca bilip de iş bulmamanız zor. Merhaba, ismim Can Kaleli. Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde öğrenciyim. Hamburg, Almanya'da hem eyalet hem şehir olan 3 şeyden biri. Biri Berlin, biri Bremen, biri de Hamburg. Almanya'nın ikinci büyük şehri. Türkiye'de Alman Lisesi'nden mezun oldum. Abitur yaptım. Devamında aldığım puan Hamburg Üniversitesi'ne yetti. Başvurularımı yaptım. Zaten hukuktan başka bir yere başvurmamıştım. 7 tane hukuk fakültesine başvurdum. Hamburg'dan kabulüm geldi. Münih'ten kabulüm geldi. Berlin'leri beklemedim. Çünkü 2018 yılında mezun olmuştum. Ben yazın Interrail yaptım. Almanya'nın tamamını gezdim. İstediğim fakülteleri de gördüm. Bana en yakın gelen Hamburg'tu. Dolayısıyla Hamburg'u seçtim. Bunun tabii bir nedeni de orada benden 3 dönem üst bir arkadaşımın olmasıydı. O da hukuk okuyordu. O da bana çok yardımcı oldu tabii ki. Abitur sınavı size bir not veriyor. Son 11 ve 12. sınıfta aldığınız notlar, ekstra üstüne girdiğiniz bir sınav. O notla direkt başvurabiliyorsunuz. Çünkü biz Bildungsinländer, yani oradaki öğrencilerle eşit konuma getirildik lisede. O diploma bize onu sağladı. Yani hukuka başlamak için ekstra bir sınava girmedim. Şimdi YKS yanılmıyorsam adı. YKS'ye girip iyi bir not alıp sonra o notu Almanya'ya hesaplattırabiliyorsunuz üniversiteye girmek için. Notunuzu kabul eden, yani mesela burada diyelim hukuk kazandınız veya mesela benim arkadaşım İTÜ matematik bölümünü kazanmıştı. Oradan Karlsruhe Teknik Üniversitesi'ne gitti. Yani şey okumaya, informatik, bilgisayar teknolojileri okumaya. Yani bölümler çok uyuşmasa da belli oranda uyuştuklarında Almanya bunu kabul ediyor. Ama YKS puanınızın iyi olması lazım. Benim bölümüm, ya ben oraya ilk gittiğimde 2018'de Staatsexamen dedikleri devlet sınavı bölümüne gittim. Yani orada 4,5 sene okuyup, sonrasında bir sınava girip, 2 sene staj yapıp, ondan sonra bir sınava daha girdikten sonra ben hukuk lisansımı alacaktım. Yani orada avukat olabilecektim, hakim savcı olmak için vatandaşlık gerekiyor. Eğer vatandaşlık alabilirsem onu olacaktım. Ben girdikten bir sene sonra İstanbul Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi ortak bir anlaşmayla bir bölüm açtılar. 2 senesi Hamburg'da, 2 senesi İstanbul'da. 10 kişi Almanya'dan alınıyor bölüme, 10 kişi de Türkiye'den. Türkiye YKS ile alıyor, Almanya kısmı da ya abiturla veya başka giriş şartlarıyla bölüme öğrenci alıyorlar. Türkiye'den yanılmıyorsam bu sene ya da geçen sene ilk 500 aldı bölüm. Bu bölümde ilk 2 seneyi Almanya'da okuyorsunuz, Almanca dersler. Diğer yani benim bir önceki okuduğum fakültenin dersleriyle paralel. Tamamen ben o yüzden saydırabildim geçerken. Sonrasında 2 sene Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye'de 3. ve 4. sınıf derslerini alıyorsunuz İstanbul Üniversitesi'nde ve mezun oluyorsunuz. Türkiye'den hukuk lisans diploması, Almanya'dan da bu bakalorya dedikleri bachelor diplomasını alıyorsunuz. Bitirdikten sonra eğer arzu ederseniz Hamburg'a geri dönüp Hamburg'daki devlet sınavını da yapıp ondan sonra orada da avukat olma şansınız var. Bölüm bunu sağlıyor. O yüzden ben denklik almama gerek kalmadı. Almanya'da bitirdikten sonra ilk devlet sınavına giriyorsunuz. İlk devlet sınavına girip geçemezseniz iki şansınız var. Eğer doğru yani 4,5 senede bitirirseniz 3 şansınız oluyor. Ama uzatırsanız sadece 2 şansınız var. Eğer 2 şansı da geçemezseniz diplomanız olmuyor. Yani tamamen 4,5 sene, 5 sene, kaç sene okuduysanız boşu boşuna. O sınavı geçip yani birinci devlet sınavını geçip buraya tekrar dönüp buradaki fark derslerini vermem gerekiyordu. Kaydedileceğim bir üniversitede. Bu 9 Eylül Üniversitesi olabilir, İstanbul Üniversitesi olabilir, Marmara Üniversitesi olabilir. Bu mesela bu üniversiteler, saydığım üniversitelerde vereceğiniz fark dersleri aşağı yukarı 11-12 tane. Yani hukuk fakültesinin yarısını baştan okuyormuş gibi oluyorsunuz.
Yani benim duyduğum kadarıyla belli üniversiteler bunu bir senede başarıyormuş size vermeyi. Yani öyleyse o da rahattır diye düşünüyorum. Hukukta yanılmıyorsam İngilizce bölümler de var. Yani İngilizce yeterliliğiyle oraya gidebiliyorsunuz. Tabii iyi bir ortalama tutturmanız gerekiyor Türkiye şartlarında. Yani bu da çok çok kolay bir şey değil. Ben oraya gittiğimde, mesela ilk gittiğimde, ilk kaldığım evde iki tane İstanbul Üniversitesi'nde doktor öğrencisi kalıyordu. İstanbul hukuktanlar. Onlarla muhabbetim olmuştu ve hani İstanbul hukuk çoğunlukla gelecek vaden akademisyenlerini Hamburg'a gönderip veya başka üniversitelere gönderip o tezlerini orada yazdırtıyor, orada araştırma yapıyor. Niye? Çünkü bizim hukuk geleneğimiz kıta Avrupası genelinde işte İsviçre, Almanya çok önemli. Ve bu insanlar mesela Almanca bilmemelerine rağmen belli kelimeleri ve literatürü iyi takip edebildikleri için orada kitaplardan da faydalanabiliyorlar. Mesela kendi hocalarının yazdığı kitaplardaki Alman kitaplarına atıfları görüp onları okuyabilir. O yüzden master ve doktora da Almanya çok tercih edilesi bir yer. Hani özellikle hukuk öğrencileri için. Ha, ben Almancamı da öğreneceğim, orada iyi böyle uluslararası hukuk alanında belki de master yapmak istiyorum derseniz, o zaman da hani Almanca gerekliliği var. Ama hani Türkiye'den Almanya hukuk için master gitmek çok mantıklı bir tercih. Ben de yapmayı düşünüyorum ileride. Biz hani Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren nerenin yasası en iyi ise, en yakın zamanda yapılmışsa, onları kendi sistemimize entegre etmişiz. Çünkü sonuçta yeni kurulan bir cumhuriyet var ve ne tarafa, yani Avrupa'ya, Batı'ya dönük bir cumhuriyetiz. Oradan yasaların çoğunu almış ve yani kendi örf adetlerimize göre biraz düzenledikten sonra koymuşuz. Buna kıta Avrupası hukuku deniyor. Yani ben orada ne görüyorsam, burada babam avukat benim, onunla tartıştığımda aynı şeyler çoğunlukla. Yani maddelerin sırası değişik belki. Biraz. Ama mesela bazen baktığımda, mesela ticaret kanunu olsun, borçlar kanunu olsun, bazı maddeler, yani Türkçesini okuyorum, yanında Almancasını okuyorum ve aynı. Direkt çevrilmiş gibi. Yani farklar da derslerin veriliş tarzı biraz farklı. Burada mesela işte borçlar hukuku diye anlatılan ders, biz orada sözleşme hukuku diye anlatılıyor ki Türkiye'nin bu konuda eksik olduğunu da söylüyorlar genelde, sözleşme hukukçusu arıyorlar. Hani dışarıdan gelen insanlar da. Bizde çok bilinen bir kavram değil ama yavaş yavaş gelişiyor. Şimdi hukuk olduğu için çok fazla hani yabancı öğrenci yok. Şimdi orada doğmuş ama farklı kökenden gelen öğrenciler var ama hani onun hepsinin zaten dili Almanca, Alman kültürüne adapte olmuşlar aşağı yukarı. Ama mesela benim bazı arkadaşlarım var, tıp okuyanlar olsun, işte ekonomi okuyanlar olsun. Onların bölümlerinde daha internasyonel bir hava var. Daha böyle farklı yerlerden gelmiş, bizim gibi, yani biz de sonuçta Türkiye'den oraya gidiyoruz. Öyle öğrenciler var. Orada biraz daha arkadaşlıklar rahat kuruluyor. Hukukta ama hani herkes Alman ve herkes şey olduğu için biraz daha uzak kalıyor insanlar birbirlerine. Bir de 300-350 kişilik bir amfide yani tanışmak, görüşmek, bir de oraya gittiğinizde zaten biraz işte ne bileyim, dilim acaba yeterli mi, benimle dalga geçerler mi, insan endişeleniyor. Tabii o endişeleri atlattıktan sonra arkadaş edinmek kolay, hani daha rahat, ama bu biraz işte 3-4 ay sürüyor belki. Okul ortamı, onun dışında hani kütüphanemiz var. Kütüphanede birçok insanı hem görüyorsunuz hem ders çalışma olanağınız çok iyi. İnanılmaz fazla kitap var. Onun dışında pratik dersler mesela genelde dönemlik 25 kişilik gruplar halinde yapılıyor. Oralarda güzel bağlantılar kurabiliyorsunuz. Belki doçentlerinizle konuşabiliyorsunuz. Bunlar sürekli değiştiği için farklı insanları da görme şansınız oluyor. Belki üst dönemden, belki alt dönemden de insanlarla tanışıyorsunuz. Okul ortamı aşağı yukarı hani yeterli düzeyde diyebilirim. Tabii çok bir kampüs havası yok okulda, Hamburg'da özellikle. Çünkü şimdi biz kendi ülkemizden en azından üniversiteye baktığımızda bir kampüs havası, işte bir tecrit edilmiş alan vardır. Hamburg'da üniversite şehrin direkt içinde, hani üniversitenin olduğu alan belli ama elini kolunu sallayan giriyor hani içeri. Yani bu kötü bir şey değil, bu aslında iyi bir şey. Halkla iç içe olması, entegre olması, işte şehrin tam ortasında olması çok güzel. Ama öyle hani biz biraz daha Amerikan tipi üniversitelere alışık olduğumuz için o tecrit edilmiş alan, işte bilmem çimlik alanda oturmak, yani böyle şeyler Hamburg'da parka gidip yapabilirsiniz. Üniversite içinde buna çok alan yok. Ben Hamburg'u şu açıdan öneririm. Şimdi ben Münih istiyordum 2 sene boyunca. Hep Münih diye tutturmuştum. Hatta arkadaşlarımla, işte 2 tane arkadaşım da kesin orada okuyacaklardı. Dedik işte 3 kişilik ev tutarız, bilmem ne şu bu, hani çok böyle heyecanlıydık. Sonra ben Interrail'i gezdikten sonra Hamburg'u tercih ettim. Birinci neden, su var. Yani şöyle söyleyeyim, bütün Alman şehirlerinde tabii nehir geçiyor da Hamburg'da ortada büyük bir göl var, yapay olmasına rağmen. Bu biraz böyle İstanbul havası yaratıyor, bir boğaz havası. Yani İstanbul'da demeyeyim de biraz da İzmir'e benziyor mesela Hamburg. Almanya'nın ikinci büyük şehri, güzel gece hayatı var. Hani sadece gece hayatı değil, gezebileceğiniz birçok yeri de var. Öğrenci dostu bir şehir. Almanya'nın ikinci büyük şehri, gayet de hani
insanın gözüne de hoş gelen bir şehir. Mimarisi olsun. Çünkü kuzeyde ve kuzey mimarisi genelde işte kırmızı tuğla mimarisidir her yerde. Biraz İngiltere havası da var eğer o tarz bir şeyi seviyorsanız. Hamburg'u o açıdan öneririm. İkinci önereceğim yer, ya ben biraz kaos sevdiğim için şimdi İstanbul'un yerlisiyiz. Hani 19 sene burada yaşamışız. Kaos içimize işlemiş. Berlin mesela. Berlin gayet iyi. İşte 3,5-4 milyon ve inanılmaz bir insan çeşitliliği var. Hani mesela Kreuzberg var Berlin'de. Kreuzberg hani Türk mahallesi işte diye bilinir ama aslında değil mesela. Kreuzberg'de Amerikalısı, Afrikalısı, Asyalısı herkes var. Yani insanlar orayı sadece Türk mahallesi belliyor ama öyle değil. Çok kozmopolit bir mekan. Onun dışında benim birçok arkadaşım mesela bizim liseden 40-50 kişi en az senede Münih'e gider. Benim Münih'i tercih etmeme sebebim de buydu. Hani benim arkadaşlarım orada 11-11 halı saha maçı yapıyorlar. Şimdi ben orada ben oraya gitsem hani Alman lisesi 13. sınıf, 14. sınıf, 15. sınıf. Yani bir kopukluk yaşamayacaktım. Bir hani Almanya'yı belki kendi açısından göremeyecektim gibi bir fikrim vardı. Dolayısıyla hani çok fazla arkadaşlarıyla birlikte olabilecekleri, Türklerle birlikte olabilecekleri yerlerden uzak dursunlar. Bu hem dil gelişimi için hem farklı kültürü daha iyi öğrenmek için önemli. Onun dışında mühendislik okumak istiyorsanız ve büyük şehir takıntınız yoksa küçük şehirler de yani çok iyi. Özellikle Aachen, Karlsruhe. Karlsruhe çok zor ama hani benim 3 tane arkadaşım var. Üçü de çok zorlanıyorlar Karlsruhe'de. Yine de hani ufak bir şehir ama eğer siz gerçekten hani o mühendislik bölümüne en iyi yerden mezun olmak istiyorsanız Karlsruhe tercih edebileceğiniz yerlerden biri. Onun dışında irili ufaklı Almanya'da birçok küçük şehir var. Yani kendileri araştırsınlar. Google Maps'ten baksınlar. Belki şansları varsa şimdi pandemi döneminde sıkıntı ama gidip görsünler. Önemli olan gidip görmek yani. Ben de görüp tercih ettim çünkü. Ben orada özel yurtta kalıyorum. Devlet yurdu biraz zor çıkıyor Hamburg'da özellikle. Hem çok öğrenci var hem de yurt şeyi çok az. Münih'te daha rahat çıkıyor mesela. Benim arkadaşlarımın söylediğine göre. Hani 2 sene beklerseniz kesinlikle bir yer buluyorsunuz. Özel yurt masrafı biraz pahalı. Yani 615 euro ödüyordum ben. 2 senedir de aynı yurtta kaldığım için devamlı arttı. Şu an 640 euro bir kiram var. Onun dışında yani biraz da rahat yaşıyorum açık söylemek gerekirse. Haftada yani bir defa da olsa dışarıdan yerim veya arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Alışveriş yaptığım da oluyor. Yani aşağı yukarı üstüne bir 400 euro koymak durumunda oluyor insan. Çünkü zaten yani çok minimum yeseniz bile hani günde 10 euro harcadığınızı düşünelim. Bir okula gittiniz, kahvaltı ettiniz, belki bir yerden bir sandviç aldınız. Hani bunlar eklene eklene zaten 3-4 euroya geliyor. Ödediğiniz vergi, okula ödediğiniz genel harç işte 300 euro mesela bizde. Onu aylara böldüğünüzde ayda zaten 300 euro en az görüyorsunuz market masrafınızla birlikte. O yüzden hani bir 400 koymak lazım kiranın üstüne genelde. Benim mesela aylık masrafım aşağı yukarı 1000-1100 euroya denk geliyor. Yani oturma izni almak için buradan giderken ya bir okulu zaten yani konsolosluğa gidiyorsunuz, ben burada okuyacağım diye gösteriyorsunuz, beyan ediyorsunuz. Konsolosluk da size 6 aylık bir oturma izni çıkartıyor pasaportunuza basılan. Bu basılan izinle orada sizin oturum kartı veya tekrar pasaportunuza basılacak 1 senelik olabilir, 2 olabilir, 4-5 senelik olabilir bir belge almanız gerekiyor. Bunu almak çok zor değil. Şöyle, işte bankada zaten bir aşağı yukarı 10.000 euronuz olması gerekiyor bloke hesapta yanılmıyorsam bu ilk şeyi alabilmek için. Oraya gittiğinizde ilk senede eyaletten eyalete değişen bir özellik tabii. Mesela Berlin'de benim arkadaşlarım işte Freie Üniversitesi, bu Özgür Berlin Üniversitesi'nde okuyorlar. Onların pasaportlarını aldılar. 4 senelik bastılar ve verdiler. Paraya bakmadan pek fazla. Çünkü Berlin çok göç aldığı için göç idaresi bununla çok uğraşmak istemiyor. Yani gelene diyor ki tamam üniversite okuyorsan 4 sene buradasın. Ama ben Hamburg'da bir de bedava. Ben Hamburg'da mesela oturum kartı almak durumundayım. Bir senelik veriyorlar. Bazen bizim işte buradaki sigortamız işte SGK'dan, SGK'dan sigortalıyız. Orada Almanya ile Türkiye arasında bir anlaşma var. AT11 belgesi veriliyor size. Acil durumları kapsayan belge. Çoğunlukla AT11'e baktıklarında dönemlik verildiği için 6 ay görüyorlar ve ben sana sadece 6 ay verebilirim diyebiliyorlar. Bu bir sıkıntı mesela. Ama bir yan odada aynı idari işte bina içerisinde bir yan odada mesela size bir senelik verebiliyor sadece paranıza baktığı için. Biraz memurdan memura değişen bir sistem var. Ama onu da hani farklı yerlere giderek atlatabiliyorsunuz. Oraya gittiğinizde işte vermeniz gereken belge bir sigorta belgesi. Bankada göstereceğiniz para ve zaten pasaportunuzdaki şey bir de yani üniversiteden öğrenci belgesi. Bununla ben Hamburg'da bir senelik alıyorum. Ama ona bir de 100 euro ödüyorum mesela. Berlin gibi değil. Berlin 4 senelik veriyor ve hiç bakmıyor bile. Bu da eyaletten eyalete değişiyor ama genel sistem böyle. Sigorta belgesi, oturum izni, okul belgesi tabii öğrenci belgeniz ve pasaport. Orada yaşayan Türklerle şöyle bir dayanışma olmuş oluyor. İlginç bir hikaye anlatabilirim size.
Ben ailemle arabayla İstanbul'dan çıkıp Hamburg'a gittim bir kere. 2,5-3 gün sürdü aşağı yukarı. Yolda Sırbistan'da yanımıza bir HH plaka bir araç çekti. HH Hamburg'un plakasıdır. Aa dedim baba bak işte Hamburg plakası vesaire. Ondan sonra bir şey oldu, tanıştık aileyle ve Türk bir aile. Aa dedik işte şöyle bizim de eşyalar götürüyorduk oraya bir depoya bırakacaktık size bırakabilir miyiz? Öyle bir şeyimiz oluştu, tanışıklığımız oluştu. Onlar tabii basıp gittiler bizden daha azdı. Biz biraz daha geze geze gidiyorduk çünkü. Hamburg'a gittim. Hamburg'da onları işte tekrar onları evlerinde ziyaret ettik. Benim işte eşya dolu valizimi onlara bıraktık. Tekrar döndüğümde de onların bir ay bir evinde kaldım mesela. Öyle bir dayanışma oldu. Evim yoktu o sırada ayarlayamamıştım. O güzel bir şeydi ama hani öğrencilerle çok bir dayanışmamız olmadı. Çünkü zaten hukuk okuyan yani nasıl diyeyim çok Alman var. Ama Türklerin sayısı çok fazla değil hukuk okuyan yani şey en azından hani Almanya'da doğmuş Türklerden bahsediyorum. Yani Almanya doğumlu Alman vatandaşı Türk avukatlar zaten hani onlar genelde işlerinin başındalar. Hani çok bir ön yargı olduğunu düşünmüyorum. Çok da işleri vardır. Ama ben mesela hani kendim düşündüğümde en azından ben Türkiye'de doğmuşum. 19 sene burada yaşamışım. Avrupa'ya gidiyorum, okuyorum, bitiriyorum. Tamam, sınavı da geçtim diyelim. Baktığımda hani şimdi önüme ben bir Alman avukat olsam, bir bürom olsa, 3-4 tane aday gelse bana, 3 tanesi Alman, bir tanesi Türk olsa, yani ben bile şey yapabilirim. Ya pasaport olarak değil de 19 sene yaşamış, ana dili Almanca değil, hani bu adam hukuk yapabilir mi diye düşünürdüm. O yüzden hani çok emin değilim ben orada iş bulabilir miydim diye. Onu söylemek istiyorum. Ya benim bu kişisel fikrim ama. Bunu böyle farklı düşünen bir sürü arkadaşım var. Hatta yakın zamanda bir örneğimiz olacak. Bakalım onun hayatı nasıl gidecek? Hani Türk olarak orada bitirdi ve sınavları da geçecek. Ondan sonrasında bakalım göreceğiz yani. Ben dönmeyi seçtim. Açık söylemek gerekirse yani buradan dürüst olayım. Ben orada yaşayacağım hayattan mutlu olacağımı düşünmedim. Hala da düşünmüyorum. Birçok insan bana burada geliyorlar ve diyorlar ki ya işte gitmişsin niye dönüyorsun tepki gösteriyorlar. Arkadaşlarım bana bazen kızıyorlar yani. Diyorum ki yani bir gidin de siz görün. Hani anlayamazsınız diye bir video vardı ya biraz ona benziyor aslında. Şimdi orada yaşadığınızda sonuçta çok uzun süre kaldığınız bir yerden uzaklaşıyorsunuz. Kültürünüzden, ailenizden, arkadaş ortamınızdan. Yani bir yabancılık var. Sonuçta siz orada belki vatandaşlık alana kadar belki aldıktan sonra da ikinci sınıf bir vatandaşsınız. Ne olursa olsun yani siz mesela oturma izni almak zorundasınız. Başka bir şeyler yapmak zorundasınız. Almanların yapmadığı şeyler. Bunlar insanı etkiliyor. Tamam onlar tarafından belki kötü görülmüyorsunuz ama siz içinizde bundan hafif bir rahatsızlık duyabiliyorsunuz. Kendi dilinizi konuşmuyorsunuz. Kendi dilinizi konuşmadığınızda geldiğiniz yere yabancılaşabiliyorsunuz. Böyle şeyler bende hızlı oldu. Ben oradaki hayatından memnun olmadım. Dolayısıyla dedim ki ben kısa yoldan Türkiye dönüşümü sağlayayım. Burada da hani kariyerimi iyi bir şekilde ayarlayayım. Hani orada aldığım eğitimi de ona göre belirledim. Bunu herkes yapabilir. Ki hani Almanya'da mesela mühendislik okulu bitirdiğinizde inanılmaz değerli Türkiye'de özellikle. Yani Almanya'da çok değerli olmayabilir. Almanya'da çünkü bir sürü var. Ama Türkiye'de bu çok değerli. Ve hani dönüş şeyleri aslında açık. Hani beyin göçü tamam kendiniz için bir birey olarak Avrupa'da yaşamak belki sizin idealiniz olabilir. Yani bunu yaşarsınız, hoşunuza giderse yaşamaya da devam edin. Ben hani kimseyi burada kalmaya da zorlamam. Onu da yapmam. Ve mesela ben dönüyorum, mutlu olmadım ama insanlar gitmesin istemem. Yani buradan onu algılamayın. Kesinlikle gidin, eğitiminizi alın ve kendiniz görün. Çünkü orası gerçekten bir vizyon katıyor insana. Yani farklı bir dünya görüşü getiriyor. Gidip tabii geri dönerseniz bu sizin açınızdan hani sizin şeyinize bağlı. Eğer geri dönmeyi istiyorsanız da dönün. Yani iyi bir Almancanın önemi tabii benim bölümümde çok daha farklı bir yere sahip. Hani hukuk çünkü sürekli ben yani zaten benim bütün sınavlarım aynı okuldaki gibi Almanca sınavına girer gibi 10-15 sayfa yazmakla geçiyor. Tabii mühendisseniz bunun çok bir önemi kalmıyor. Yani daha çok işlemlerle ve şeyle uğraşıyorsunuz. Fakat insan ilişkilerinde Almancanız iyiyse çok daha hızlı bir yere varabiliyorsunuz. Veya mesela korkmuyorsunuz bir İdari bir yere gittiğinizde bir işlem yaparken banka hesabı açtınız hani sıkışırsam İngilizceye geçeyim şeyi kafanızda olmasa çok daha rahat edersiniz. Dolayısıyla yani iyi bir Almanca öğrenmek gitmeden önce en az B2 C1 seviyesine veya onun arasında bir yere gelebilmek çok önemli. Bunu da yapmak için şimdi Almanca çok sistematik bir dil. Mantığını kavradıktan sonra gerçekten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ama o mantığını kavramak yani Türkçe sondan eklemelidir.
Almanca ve İngilizce gibi Latin şey dilleri, Avrupa dilleri daha farklı çalışıyor. Biz fiili sonda söyleriz, onlar ikinci kısımda söylüyorlar. Dolayısıyla başta hani mantığını kavramak için epey çaba göstermeniz, epey bireysel çalışma gerekiyor. Yani sadece kursa giderek olacak da bir şey değil. Dolayısıyla bireysel çalışma çok önemli. Yani kendinizi geliştirmeniz lazım. Çok iyi Almanca öğrensinler. Yani gramer olarak da, konuşma olarak da kendilerini iyi geliştirsinler. Konuşma tabii oraya gittikten sonra çok daha gelişiyor. Yani farklı bir boyuta evriliyor artık ama hani başta mesela arkadaş edinmek çok zor. Beklentilerini çok yüksek tutmasınlar. Benim en çok söylediğim şey belki bu. Çünkü insan beklentiyi yüksek tuttuğunda oraya gittiğinde hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Ve bu yani oradaki yaşamınızın devamını etkileyecek bir mesele. Mesela bizim mesela mezunlarımız gelirdi Alman Lisesi'ne işte. Biz sorardık nasıl işte, nasıl, ne kadar ders çalışıyorsunuz, eğitim nasıl? Bunlar aslında biraz boş sorular. Almanya'da çünkü eğitim genel olarak iyi, sabit, üniversitelerin kalitesi eşit. Hani belli şeylerin yani mesela anlattıkları şeyler zaten hep aynıydı. Ama kimse şeyden bahsetmedi. Kendi bulaşığınızı, kendi çamaşırınızı yıkayacaksınız. Kendi evinizi temizleyeceksiniz. Yani insan oraya gittiğinde annesinin veya babasının artık evde işleri kim yapıyorsa onun bir değerini, onun sorumluluğunun ne olduğunu çok iyi anlıyor. Yani özellikle hani mesela bulaşık makinem yok. Niye? Yurtta kalıyorum. Lavabom küçücük. Tencerelerim sığmıyor. Büyük bir sorun mesela. Hani insan o an mesela dersi düşünmeniz gerekiyor ama daha gibi bulaşık birikmiş veya eviniz temiz değil. İşte dokunduğunuzda toz var. Yani bunlar çok başta sorun olarak görünmüyor ama aslında öyle. Hani kendi başınıza bir hayat kuruyorsunuz orada ve bunlar çok önemli. Önce bunları içselleştirmeniz gerekiyor. Yani gitmeden böyle şeylere en azından hani biraz öğrenmek lazım. Mesela anneden biraz yemek öğrenmek lazım. Çamaşır makinesi nasıl kullanılır öğrenmek lazım. Bulaşık nasıl yıkanır öğrenmek lazım. Bunlar çünkü oradaki hayatınızın %30'unu oluşturabiliyor bazen gün içerisinde. Ve bunları aksattığınızda siz öyle bir ortama geliyorsunuz ki ders bile çalışamazsınız. Hani o sizin normal hayatınızı da etkiliyor. Böyle şeyler o yüzden hesaba katılması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Bizim ülkemizde her zaman yurt dışı eğitimi özellikle hani batı ülkelerden, iyi ülkelerden olduğunda çok para eden, çok değer gören bir şey. Dolayısıyla ben hani bir de diliniz de oluyor ekstra. Şimdi Türkiye'de mesela Almanya'ya gittiğinizde eğer Almanca öğrendiyseniz Türkiye'de Almanca bilen insan sayısı gerçekten çok az. Meslek gruplarında da Almanca bilen insan sayısı çok az. Hani genel olaraktan ziyade hani sizin tercih edeceğiniz belki meslekte Almanca bilen insan sayısı çok azdır ve Türkiye Almanya ile bir organik bağ içerisinde devamlı olarak ticaret, devamlı olarak iş, kültürel aynı zamanda alışveriş de çok fazla. Dolayısıyla burada hani Almanca bilip de iş bulmamanız zor. Ben imkanı olan herkesin gitmesi taraftarıyım. Gidip görmek lazım. Hani bu gidin işte orada mükemmel bir hayat var demiyorum ben size ama sonuçta yurt dışına gitmek, yurt dışında okumak, hani kendi doğduğunuz, büyüdüğünüz yerden başka bir yere gitmek. Hani bu ne bileyim, belki Anadolu'da bir yerde doğup İstanbul'a gelmek eskiden buna eşdeğerdi. Şimdi dünyanın şartları insanların daha çok yurt dışına çıkmasına, kıta değiştirmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla bence kesinlikle gidip görülmesi gereken bir yer. Eğitim alabiliyorsanız alın. Sonunda tabii tercihiniz sizin olsun. Yani dönmek mi istersiniz, kalmak mı istersiniz?